İlber Bey, 1950'li yıllarda Türkiye'ye göç ettiniz. Evet, göç başladı yani. Göç başladı. Ama asıl yoğunluk 57-60 arası. 57-60 arasında göçler gelmeye başladı. Evet, büyük bir yoğunlukla yani. Göçlerden sonra, yani göç sırasında ve göçlerden sonra neler yaşadınız? Göç sırasında tabii ki büyük bir meşakkat vardı. Kolay değil yani. Bir insanın doğup büyüdüğü, yaşadığı, sevdalarını paylaştığı, gençliğini bıraktığı toprakları bırakıp gelmek kolay bir şey değil yani. Bunu göç eden ancak bilebilir. Diyeceksin ki sen şimdi sen nereden o kadarını biliyorsun? Ben birebir yaşadım. Evet, küçük bir çocuktuk o zaman gelirken ama annemle yaşadım, babamla yaşadım, amcalarımla yaşadım, akrabalarımla yaşadım yani. Çoğu kafilenin içinde ben de vardım. Anam ayrıldığı zaman çünkü biz orada ciğerimizin bir tarafını bıraktık. Her şeyimizi bıraktık. Anneannem orada kaldı. Teyzem orada kaldı. Dayım orada kaldı. Ve annemin başka ilk kocasından olan ablam orada kaldı. Kolay değil yani bir annenin, bir insanın anası, evladından, anasından, kardeşlerinden ayrılması. Yalnız annem değil, ben örnek olarak veriyorum. Öyle evladından, anasından ayrılan çok var bizimkinlerde. Yani bizim bir kişi buradaysa bir kişi de oralarda kaldı. Ha bunlar niye kaldı? Ayrı bir sebepten dolayı kalındı oralarda. Ama o bir tercih. Tercih meselesiydi. Bizimkinler buraya geldiğinde Allah onlara razı olsun. Sirkeci'ye geldiğimizde tabii kolay gelinmedi. 3-4 günlük bir yolculuktan sonra trenle o yıllarda geldik Sirkeci'ye, indiğimizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ydı o günü. Tabii ki biz Cumhuriyet Bayramı'nın olduğunu da sonra öğrendik. Biz sandık ki orada çalan bir askeri bandı yürüyüş var mı, normal bir kortej. Biz sanmış yaşlılar, efendim bakın bizi nasıl karşılıyor Türkiye. Bak bandolarla öyle sanıyor yaşlılar. Ay mübarek toprak diyorlar, eğiliyorlar, öpüyorlar toprağı. Neyse seviniyorlar. Ama sonra öğrendik ki bize kimse hoş geldin demedi. Yani bunlar bizi karşılamaya gelmemiş aslında. Bu bir bayram töreniymiş. Tabii indiğimizde 5 para yok. Olan para da ancak Manisa'ya kadar yetecek kadar bir para. Neyse uzatmayayım, Manisa'ya geldik. Öyle böyle. Bandırma'ya kadar feribotla, feribottan sonra Bandırma üzerinden Manisa'ya trenle geldik. Bizim gibi geldi hepsi, hemen hemen %90'ı bu şekilde geldiler Manisa'ya. Manisa'ya geldiğimizde orada yaşadığımız gibi yerleştik buralara da. Yani aynı köyler, diyelim Boleten köyünde yaşayanlar buralara yerleşti. Jiromnitsa merkez aşağı yerleşti. Diyelim varıp yani köy başka yere yerleşti. Aynı zamanda Reka'dan bir de İzmir'e gelenler var. Bizim komşu köylülerimiz var. Rostuşe, Trebişçe, Velebardo, yani Priseynitsa, Kudriniye, bunların hepsi oralara yerleşik. Onlar da bizim yakın köylerimiz yani. Aynı belediyede, aynı hudutlarda bulunan köylerimiz. Buralara geldiğimizde nasıl oldu? Büyük bir fakirlik vardı. Evimiz yoktu. Önce kiralara yerleştik. Bizden önce, bir iki sene önce gelen akbaplar, akrabalar bizlere bir kiralık bir şeyler buldular. Allah onlardan razı olsun. Hepsi nur içinde yatsınlar. Geldik yerleştik. Ondan sonra kendimiz evlerimizi yapmaya başladık. Tabii bugünkü böyle modern anlamda değil. Gecekondu tipi ve imeceyle. Bizim yaşlılarımız toplanırdı mahallenin bütün eli. Mala tutan, keser tutan yaşlılar, yani babalarımız, atalarımız birbirlerine yardım edip bir günde evi yaparlardı. Evlerimize yerleşirdik ama tabii bunun öyle modern bir kapısı, bir perdesi falan olmazdı çoğu zaman. Bazı evler yokluk yılları. Üstelik de dili de bilmiyorlardı bizimkiler. Biz Türkçeyi burada öğrendik. Bizim o yörelerde 1912'de Osmanlı'nın ayrılmasıyla beraber Sırplar bizim oralarda Türkçeyi mümkün olduğu kadar unutturmaya çalışıyor. Türk olduğunuzu biliyorsunuz, Türkçe biliyorsunuz. Türkçe bilmiyoruz. Yaşlılar bilirlerdi ama babamın babaları yani dedeler. Ama bizler burada öğrendik Türkçe. Büyük bir zorluk. Kolay değil yani, insan bilmediği bir coğrafya gel buralara. Üstelik dilini bilmemek çok zor bir şey. Okul, hadi biz okul şekliyle öğrendik, okul sebebiyle, ama yaşlılarımız okula da gitmedi. Çok zor geldi onlar için. Yani kolay bir yerleşim olmadı. Allah'a çok şükür bugünlere kadar geldik. Artık bugünlerde
her şeyimiz var. Bu yani, Manisa'nın da gelişmesinde çok büyük katkılarınız var. Mutlaka. Bilhassa inşaat sektöründe yani biz yaşlılarımız oralardan gelenler. Tabi oralarda hep gurbetçi oldukları için Selanik'e, Serez'e kadar giderlermiş çalışma. Arnavutluğa giderlermiş. Buralara da bak mesela 50'lerden önce söyledim ya aşağıda Kırmızı Köprü diye bir Manisa'mızın meşhur köprüsü var. Bunun işçiliğinde bizim oralardan gelen yaşlılarımız çalışmışlar. Mesela Manisa'nın tren garı yapılırken Fransız şirketi yaparken bizim oralardan ustalar getirmiş. Yani Manisa'yı biliyorlarmış az çok yaşlılarımız. İklimi de güzel. Gelmişler buralara yerleşmişler yani bir şekilde. İbrahim teşekkür ediyorum. Kitabını da okuyacağım. Aslında herkesin de okuması gereken bir kitap olarak düşünüyorum. Çünkü bir şeyimiz var. Zaman zaman bunu söyleriz. Okumayan toplum, üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Yazacağız. Yazar insan, üreten. Ayrılıkla ilgili kısa bir öykü anlatayım. Ben. Ayrılıkla ilgili mi? Ayrılıkla ilgili. Bakın şimdi. Ben tam 10 defa memlekete gittim. Yani bugüne kadar hayatımda. Ve her gidişimde benim köyümün girişinde küçük bir bekleme evi var böyle. Yani yolcu bekleme evi gibi bir şey. Oraya geldiğimde annemin ağlarken ayrılışı hiç gözümün önünden gitmez. Tekrar tekrar onu yaşarım. Ha bir de geri dönerken Türkiye'ye doğru gelirken Üsküp'ten ayrı bir heyecan yaşarım. O yılları yaşarım. Üsküp tren istasyonunu görünce o eski tren istasyonunu. Yani kısaca şöyle 1960 yılında anavatan Türkiye'ye yaptığımız göçten sonra Makedonya'ya o doğup çocukluğumu yaşadığım ata yurduma. Ne zaman seyahat etsem hep aynı heyecanla, aynı duygularla karşılaşıyorum. Çocukluğumu yaşadığım köyümden Üsküp İstanbul otobüsüne bindiğim zaman Türkiye hareket etse gözlerim dolu dolu Üsküp şehrine bir kez daha bakarım. Ve her bakışımda Üsküp'te yaşamış, Üsküp'te doğmuş bizim gibi büyük Türk şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküp için yazdığı Kaybolan Şehir adlı şiiri aklıma gelir. Şöyle ki, müsaade ederseniz, Üsküp ki Yıldırım Beyazıt Han diyarıdır. Evladı Fatihana onun yadigarıdır. Firuze kubbelerle bizim şehrimizdi o. Yalnız bizimdi, çehre ve ruhiyle bizdi o. Ve vaktiyle öz vatanda bizimken bugün niçin? Üsküp bizim değil. Bunu duydum için için. Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Çok güzel ifade etmiş. Sizin hasretiniz de ifade. Yani. İlber Bey çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Gerçekten okunması gereken kitaplardan birisi. Bugün ne kadar çok okuyoruz, ne kadar okumuyoruz aslında tartışılır. Hiç okumuyoruz. Ama diliyoruz ki her sefere temenni ediyoruz. Okunsun diyoruz. Evet. Bu sadece Osmanlı döneminden başlamıyor aslında. Kitabın başlangıcı da Hun Türklerinden 376 yılından Kumanların bölgeye yerleşmesiyle başlıyor yani. Uzun süre bir çalışmadan sonra meydana geldi. Ne kadar süre? 12 yılımı aldı. Evet. 12 yılda hazırlanan bir kitap. Bir konusunda yazılı tek. Evet. Kitap. Şimdi tabii ben gene o bir başa kelimelerime getireyim. Türkiye okumayan bir toplum. O nedenle sürüler halinde yaşamaya devam ediyor. Okumak zorundayız. Okumazsak üretemeyiz. Üretemezsek de yok oluruz. Diğer bir kitap yazarımız bahsetmiştim. O da Balkan fıkraları ile ilgili güzel, belki de kendi kategorisinde tek kitaplardan birisi. Ben İzzet Bey, size dönmek istiyorum. Yalnız kitabın fıkra kısmından bahsetmeden önce burada yaşadıklarınızdan bazı alıntıları izleyicilerimize hatırlatmak isterim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben az önce de söze başlamıştım. Tabii ki benim kitabımdaki ön sözde söyleyeceklerim şey İlber abinin çok değerli bilgilerinin öncelikle bilinmesi gerekiyordu. Dolayısıyla şimdi İlber abilerimiz 1960 yılında Makedonya'dan Anayurtlara, Manisa'mıza göçtüler. Bizim babalarımızınki aşağı yukarı bir 5 yıl
evveliyatına dayanıyor. 1955 yani aşağı yukarı biz bu söze girerken 1955 yılından 2011 yılına kadar işte dedik ki Balkanlarda ekonomik nedenlerden dolayı dedik, dil ve din baskılarından dolayı aracılığına göç etmek zorunda kalan şeylerimizi zaten İlber abi ayrıntılı da izah etmeye çalıştı. Biz varını, yolunu, yurdunu, gelenekleri, yöreklerini her şeye satarak anayla göç etmişler ama bir de orada yakınlarını bırakan eş, dost, akrabalarımız olmuş. Bu içimizde hep bir özlem oluşturmuş. Bu öyle bir özlem ki bazen içi ağıt dolu şarkılara, türkülere, roman ve acılı hikayeler de konu olmuş. Ve yıllardan beri bu konu hakkında çok değerli yazarlarımız, profesörlerimiz, araştırmacı yazarlarımız birbirinden çok güzel eserler yazmış. Tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi okuyan bir toplum olmadığımız için tabii ki bunların ne kadarına ulaşılır o da ayrı bir soru. Ben de dedim ki şimdi varını yoğunu satarak ceplerindeki yol paralarını bırakıp Türkiye'ye geldikten sonra burada karşılaştığımız en büyük problemlerden bir tanesi dil problemi olmuştu. Nereye gidersek gidelim hep karşımıza çıktı. Tabii ki bu takvim yapraklarını yavaş yavaş çevirdikten sonra bu belli bir aşamalar kaydettik ama yorumlama ve algılama konusunda hep karşımıza hem güleceğimiz hem tabii ki bugünlerdeki gençlerimize bir soru işareti olacak tatlı ve komik anılar da bırakmışlardır. Biz bugünlerde bir takım şeylere gülüyorsak yani bu acıların yanı sıra senin de güldürecek evet. Bazı hikayelerin tabii var. Tabii ki hem güldürebilmek benim temel amacım hem de düşündürebilmek. Biz bugünlerde diyoruz ki rahatlıkla nefes alabiliyorsak, yüzümüzden tebessüm eksik olmuyorsa atalarımızın, acılarımızın hayata mücadele içerisinde karşılaştığı zorlukları ben biraz mizahi yönlen ele almaya çalıştım. Ya bunu itmeme neden sebeplerden bir tanesi de şu ben uzun yıllardan beri zaten hepimiz de mutlaka ilgileniyoruzdur. Mizaha yakın bir ilgim var. 1985 yılından başlayan bir o zamanların meşhur dergisi vardı. Hepimiz biliriz. Rahmetli Oğuz Aral ve Tekin Aral'ların çıkardığı Gırgır dergisi. Biz kara mizah olan bağlantımızı o zamanlar temelini öğrenmiştik. Hayata bakış açımızı, sorunlarımızı paylaşmayı oradaki felsefeyle kendimize bir yer edindik. Dolayısıyla biz bunu kendi hemşerimize nasıl uyarlarız diye uzun bir çalışma içerisine de girdik. Ve internet siteleri olsun, çeşitli hemşeri sitelerimiz olsun, işte sosyal paylaşım sitelerinde aşağı yukarı şimdi Balkan coğrafyasını biliyorsunuz Makedonya'dan, Bosna Hersek'ten, Yunanistan mübadili olsun, Kosova'dan, Prizren'den aşağı yukarı 10-15 milyona yakın hemşerimizin olduğunu konusunda istatistik bilgiler var. Tabii ki bu net söylememiz şey değil. Benim araştırmalarımda ve üzülerek de söylüyorum aşağı yukarı 50 ile 100 arası Balkan fıkraları veyahut da Rumeli fıkraları ve öykülerine rastladım. Yani bu gerçekten çok acı bir şeydi. Yani biz dedim bu kadar acılar çekmişiz, bu kadar sıkıntılar çekmişiz. Yani bizim insanlarımız, bizim hemşehrilerimiz hiçbir görmesini bilmiyor. Hiç mi hayatlarında böyle aile içinde yaşadıkları, sosyal cemiyet yaşadıkları tatlı ve fıkralar, yani. Konular, şeyler yok mu? Ben iddia ediyorum ki Cem Yılmaz'ı yani sağ cebinden alıp sol cebinden çıkacak o kadar çok nükteden insanlarımız var ki ama işte diyoruz ki bu cemiyet hayatına biraz da böyle atalım konusunda biraz çekingenliklerimizi üzerimizden attığımız sürece ben bu kişilerin yaşadıkları hikayelerin, fıkraların bir eser haline geldiğinde çok daha güzel şeyler yaşayacağımızı düşünüyorum. İzzet Bey, aralarda konuşulan insanların kahvelerde yaptığı birbirine fıkraları, hikayeleri siz kitaplaştırdınız. Yani kalıcı hale getirdiniz. Şimdi herkes de
Çünkü herkeste bir ya da ikişer tane hikayeler vardı. Bunlar işte kahve köşelerinde sağda solda hep bunlar anlatılıyor. Tabiri caizse bir sigara dumanı gibi. O anda izimizde bir tatlı tebessüm ulaşır, uçup gidiyordu. Dedik ki iki tane sizde var, üç tane sizde var. Böyle bir araştırma yaptık diye dedik. Böyle bir çalışma içerisine girersek bize katkınız ne oldu? Sağ olsun birçok değerli arkadaşımız, büyüğümüz bu konuda bize çok samimiyet gösterdiler. Ulaşmak olduğumuz insanlar var, ulaşamadığımız insanlar var. Kıymetli vakitlerinden zaman ayıramayan şeyler var. Biz de elimizdeki dokümanları dedik bir şekilde bu kadarıyla şimdilik bir temelini atalım dedik. İnşallah bu bir ışık olsun dedik Manisa'mıza. Sadece benim şeyler yazmam değil. Ben isterim ki bu yazılan kitapta kişi bu kitabı eline aldığında ya benim de babamdan, annemden, dedemden, ninemden kalan bir fıkra, bir hatıra var. Bunu da bir şekilde kayıt altına alalım. Bu İzmir'deki hemşerimizi de uyandırsın. Samsun'daki hemşerimiz de uyansın, Trakya'ya, İstanbul'a, yüzünün her yerine ulaşsın. Benim temel amacım bu. Bu ışığı ulaştırabilirsem ne mutlu bana. Bu ışığın bir parçası olarak da bunu tanıtma adına bizlere de vesile olduğunuz için ben çok çok teşekkür ederim sizlere. Eksik olmayın. Ben de size çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün bize çok emek verdiniz. Soğuk bir ortam mevcut şu anda. Yani sabahtan beri bir ayaz var Manisa'da. Ayaza rağmen birliktesiniz. Üşüdük. Bizi de bekleyenler olduğunu biliyorum, sanıyorum. Şu anda tabii ki bizim hemşeri kahvemizde çok değerli yaşlı büyüklerimiz bekliyorlar. Biraz da onlardan bu hikayeyi dinleyelim. Tamam. Peki. Hep birlikte büyüklerin hikayelerini dinlemeye gidiyoruz. Şu anda Rumeli göçmenlerinin yoğun olduğu bir kahvedeyiz. Aslında onlar bizi eve de davet ettiler. Burada bu program olmaz dediler ama bizim zamanımız olmadığından dolayı programı burada gerçekleştirmek durumundayız. Değerli büyüklerimiz burada. Göç edenler burada. Sorunları yaşayanlar da burada. Yani o yaş sınıfına dahil olan kişiler burada. Ben özellikle İzzet Bey'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve burada da hemşerilerinle senin bir röportaj gerçekleştirmeni istiyorum. Teşekkür ediyorum Kerem Bey. Şimdi sabah 9'dan beri şimdi Manisa'mızın tarihi, yöreleri olsun, sanayisi olsun, belediyenin yapmış olduğu hizmetler olsun birçok konuda çok değerli röportajlar, görüşlerle beraber sizlere elimizden gelince rehber olmaya çalıştık. Dolayısıyla bundan önceki bölümde de çok değerli araştırmacı yazar İlber abimizin Makedonya Rekalar kazasında Türk İzleri kitabı ile beraber bizim de bir Balkan Klavye Hikayeleri Mizah Yüküleri kitabına konu olan kişilerin baş kahramanları asıl burada, bir kısmı burada. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi bu göçü birebir yaşayanlar onlar, bu sıkıntıları çekenler hepsi onlar. Biz bugünlerde bir şeylere gülebiliyorsak, sırtımızı sandalyeye dayayıp rahatlıkla oturabiliyorsak, bu büyüklerimizin o zamanki dönemlerde hayatın çeşitli mücadeleleri içerisinde bugüne kadar gelmelerindeki emekleri çok büyüktür. Dolayısıyla biz izleyicilerimize bunları birebir birinci ağızdan izlettirmeyi uygun da gördük. Şimdi yanımızda çok değerli abimiz var. Niyazi Deşat. Bu konuda biz kendisinin neler söylemek istediğini kendi ağzından dinlemek istiyoruz. Makedonya'da nasıl yaşıyorduk? Oradan buraya göç etmemizin başlıca nedenleri nelerdir? Kısaca özetler misiniz? Merhaba hepinize. Orada gelmemiz demin önce bahsettim ya, ne kovulduk ne de burada babanıza geldik. Tabii yerimiz orada şeydi, kır bakmıyordu. Gurbette yaşıyordu ihtiyarlar, bizim büyüklerimiz. Biz de buraya geldik. Kısa keseyim, uzatmayın. İstanbul'da geldik. Türkçe yok. Para 5 Türk lira var cebde. Hani kolay değildi. Fakat şu anda kısa keseyim dedim. Şu anda kendime ait konuşuyorum. Çok memnunuz. Burada cennetteyiz diyebilirim. Teşekkür ederim. Peki Niyazi amca, şimdi biliyorsunuz oradan buraya gelirken birçok zorluklar yaşandı. Şey, mal, mülk, birçok şeyler satıldı. Dil problemi başta olmak üzere. Ben bunu mümkün olunca zaten farklı bir mizahi tarzda dile getirmeye çalıştım. Yani buna ilaveten
yaşam mücadelesi içerisinde karşılaştığımız zorluklar neler oldu? Yani bunlardan birkaç cümle söz eder misiniz? Yani? Karşılaştığım dediğim yani serbest göçmen geldik. Türkiye'de, Türkiye bize ne ihtiyacımı sordu, ne bir şey sordu. Nasıl geldin, öyle hayatını bul. Hatta şaşıyorum burada şu anda veya bu seneler yakında Ramazan ayında yemekler, çadırlar bilmem ne. Bizim dönemimizde Gibre geldiğimizde yok budu bir zengin, bu göçmene, bu macire, macir kutsal bir kelime. Bu macire bir pite, bir ekmek değil. Böyle bir şey karşılaşmadık. Kendi gücümüzle çok şükür mutluyuz. Biz orada bir şeyle geldik, yani istekle buraya geldik. Orada da biz iyi çalıştık. Tam düzene soktuk işi. Devlet işine çalışıyorduk ama nasip oldu buraya. Buradan bizim akrabalar vesika yaptılar şu bu. Geldik. Yani biz orada da nam bıraktık. Buraya da kendimiz çabaladık, çalıştık. Bu kadar yani. Her ne kadar dillendirmeseler bile son derece zorluklarla buraya geldikleri, hiç kimseden destek almamalarına rağmen hiç de şikayetçi olmamışlar ve bugün çok iyi konumdalar. Ama herkes emekli olmuş, ev bark saymış, sıfır noktasına, yani sıfırdan itibaren hayatlarını kurmuşlar. Göçmen kardeşlerimin yaşadıklarını biz zaman zaman dillendirdik. Kahveden, büyüklerimiz yanımızdan yayınımız bu kadar.